baştan umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle sürekli ışıklardan bahsedeceğiz. Sürekli ışıklarla video nasıl çekeceğiz ve fotoğraf çekimlerimizi nasıl kullanacağız? Yanımda Godox SL60 var. Yakından tanımaya ne dersiniz? Haydi o zaman. Evet, şimdi ışığımızı yakından tanıyoruz. Klasik on-off düğmemiz. Işığımı açtım. Ekranımdan ise değerleri bakın görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz 160 yazan yer ışığın şiddetini gösteriyor. Alttaki 27 santigrat derece sıcaklığını gösteriyor. Üste gördüğünüz bir A yazan kısım ise arkadaşlar kanal ayarını gösteriyor. Işığın bir de uzaktan kumandası var. Her ikisinin de kanalını aynı ayarlamanız gerekiyor ki senkron tutsun ve uzaktan kumandayı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik, panel çok sade, gördüğünüz gibi çok karışık düğmemiz yok arkadaşlar. O yüzden çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şuradan şuradaki tekerleğimi döndürdüğüm zaman bakın ışığın şiddeti artıyor. Diğer tarafa döndürdüğüm ise ışığın şiddeti azalıyor. Aşağıda görmüş olduğunuz şuradaki butonum ise yukarıdaki kanalı değiştirmeme yardımcı olacak. Uzaktan kumandamız var dedik paketle birlikte gelen. Bu da uzaktan kumandamız. Gel üstündeki tuşları görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Açma kapamaya bastım. Bakın değerlerim aynı. Işık şiddetim %60'dan. Kanalım 1A, kanalım 1A. Buradaki kanalım 1A. Buradaki kanalım 1D ise arkadaşlar senkron tutmaz. Yani uzaktan kumandayı çalıştırdığınızda ikisinin birlikte eşit olarak değerlerinin gitmesi gerekiyor. Bakın basıyorum. Kumandamda da 70, panelimde de 70. Kanallar yanlış ayarlanabiliyor bazen, kayabiliyor. Nereden değiştiriyorsunuz? Hemen şuradaki butona basıyorsunuz. Bakın şuna bastım da buradan değerleri değiştirebiliyorum CDEF. Ama ne yapıyorum? Hemen A'ya getiriyorum ve set diyorum, okey diyorum ve değerlerim aynı. Evet, panel bilgisi kullanım arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi ışığımın etkisi nasıl? Nasıl bir etki yaratacak? Biraz video çekelim, fotoğraflar çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi ışığımızın etkisini test edeceğiz. Işığımız nasıl etki ediyor videoda, yükseltince, azalttınca nasıl bir etkisi var onu görelim istiyorum. Şimdi bakın kumanda benimle. Şu anda ortamdaki tek ışık SL60 video ışığı. Işığımı kumandadan kapatıyorum. Bakın şu anda hiçbir ışık kaynağı yok. Tamamıyla stüdyom gün ışığı alıyor ve ışık şiddetini, aydınlığı görebiliyorsunuz. Şu anda ışığımı açıyorum. Bakın. Aradaki farkı çok net görüyor olmanız lazım. Tekrar kapadım ve tekrar açıyorum. Evet. Ben 70-100 bir soft bars kullanmayı tercih ediyorum. Genellikle kullandığım bu. Ama siz ürün alırken böyle bir soft box'a gelmeyecek. Ürün içeriğinde arkadaşlar şöyle elinde gördüğünüz bir şekillendirici var, kas reflektör var. Ürün bununla beraber geliyor. Siz arzu ettiğiniz her türlü şekillendirici kullanmaktan serbestsiniz. Şimdi birazdan fotoğraflar çekeceğim. Onları da videoya ekleyeceğim. Bakalım görün nasıl çıkacak. Beğenecek misiniz? Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Sayfa dışında sadece video çekmiyoruz arkadaşlar. Çok da güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Haftaya diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.